Sağ olasın Osman amca. Bu iyiliğini unutmayacağım. Hemen gönderiyorum. Ocağın arka sokağındaki demir kapılı ev. Osman amca sizi bekliyor. Sizi arka kapıdan çıkaracağım. Hadi. Hadi Berat, gözünü seveyim bir gayret. Hadi. Hadi. Hadi kalk. Uyuşturucu dediler, silah dediler. Abuk sabuk şeyler dediler avukatlar. Anlatsana oğlum, ne biçim bir şeye bulaştılar bunlar? Aman iftiradır. Herkesin gözü bizim üstümüzde. Çekemiyorlar işte. Çamur atesi kalsın. İftira olsa ortaya çıkardı. Koskoca ağayı içeri aldılar, bırakmıyorlar. O yaşta hasta adam. Nasıl çıkacak sabah? Vallahi billahi çıkamaz oğlum. Anne yapma Allah aşkına. Bizim adamlardan biri bir halt etmiştir. İhale bizim üstümüze kalmıştır. Yarın çıkar kokusu. Valla tam da düğün üstü polise düşecek zamanı buldular yani. Hey yarabbim, kasapet derdinde koyunca. Yalan mı sanki? Allah Allah. Kızlar, kesin artık, uzatmayın. Gidin içeri çabuk. Alo, Barzan abi. Biz Berat'la şeydeyiz, Irazca köyünde. Sağlık ocağının hemen arkasındaki demir kapılı evdeyiz. Barzan abi çok acil buraya gelmen lazım. Jandarmalar burada, Berat'ı arıyorlar. Ne olur acele et abi, onu buradan hemen kaçırmamız lazım. Tamam, tamam, ben geliyorum hemen. Oğlum, nereye gidiyorsun gece gece bu vakit? Geri dönmem lazım benim. Ulan niye aktırık mı var? Arızan mı var abi? Yok yok, bir şey yok. Sen bayanları eve götür, tamam mı? Sen başka bu arabaya geçersin, sen de öndeki arabaya geç. Barzan, ne oldu oğlum? Abi ne oldu, kötü bir haber mi aldın? Abi niye geri döneceksin sen, ne oldu ya? Ya yok bir şey, adliyede bir imzam eksikmiş. Onu atıp geleceğim hemen. Yarın gidersin. Şimdi acele acele ne bu böyle? Ya anne olur mu öyle şey? Adamlar mesul olur sonra. Zaten herkesin siniri iyice bozuldu. Gidin eve dinlenin iyice, tamam? Hadi iyi akşamlar. Hadi. Var bir şey besbelli. Yoksa gece gece niye gitsin böyle geri? Anne, abim bir şey olsaydı saklamazdı bizden. İnşallah yoktur hayırsız bir iş. Seveyim, sakin ol biraz. Bak kalbin tutacak, otur dinle. Bana uyku haram. Bunların kökünü kazımadıktan sonra. Açsanıza lan kapıyı! Şişt, ne oluyor? Ne bu gürültü? İskender ağa hepimizi meslekten attıracakmış. Yok ya. Vay vay vay. Ne yapacağız şimdi? Ben çok korktum şimdi. Ağam, yapma etme. Biz ettik, sen etme. Sana bunların hesabını bir bir soracağım. Bir bir göreceksin. Sen önce kendi kıçını nasıl kurtaracaksın onu düşün. Agam, bizi merak etme. Bizim veremeyeceğimiz hesap yok. Çek ulan elini. Çekmezsem ne olur? Ne yaparsın ha? Kim kurtaracak seni? Bak bak. İtlerin nerede bak. Ali müdürüm yapma, ağam hastadır ha. Çeksene ulan elini. Müdürüm, iş almayalım başımıza. Kendi haline bakmadan bir de tehdit ediyor. Şuna bak. Sana bunların hesabını çok kötü soracağım. Burnundan getireceğim senin, göreceksin bak. Tabii tabii. Efendim albayım. Anlaşıldı albayım. Hiç müdahale etmeden beni beklesinler. Biz hemen geliyoruz. Fırla gidiyoruz. Gel sen lan buraya! Nereye kaçıyorsun lan erkek, sen dışarı gel! Gel buraya! Ağam gözünü seveyim, sakin ol. Yapma! Dicle, ne yaptınız? Nasıl Berat'ın durumu? Abi, ocağı arama yapmak için jandarmalar geldi. Biz de kaçmak zorunda kaldık.
Yapma ya. Neredesiniz şimdi? Hemen yerinizi söyle, geliyorum. Yok abi, hiç gerek yok. Doktor bizi bir tanıdığın evine yolladı. Barzan abi yolda. Gelip bizi birazdan alacak. Sana o kadar dedim değil mi? Başını derde sokacaksın diye. Kabahat bende ama. En başından kulağından tutup geri yollamalıydım seni. Abicim, endişelenmeye gerek yok. Barzan abi ben çaresine bakarım dedi. Tamam, ben seni gene ararım. Dicle'm. Güzel gözlüm. Hadi sen kaç, kendini kurtar. Benim peşimdeler nasıl olsa onlar. Ben o hatayı bir defa yaptım. Senin gitmene izin verdim. Bundan sonra öleceğimi bilsem bırakmam senin ellerini. Köylerde tarama yapan ekiplerden biri aramış albayı. Sağlık ocağında kimliksiz bir hasta yatıyormuş. Eşki halde Berat'a benziyormuş. Kaçıp etmesinler biz gidene kadar. Yok. Sağlık ocağına giriş çıkışı kesmişler, merak etme. Biz bir an önce gidelim de seriyi tamamlayalım diyorum. Oğlunu da İskender Ağa'nın yanındaki hücreye koyarız. Sevinir garip. Mardin Emniyeti'ne haber verildi. İçerideki kaçak için yoldalar geliyorlar. Onlar gelene kadar kimse gelip çıkmasın, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Abi geldi. Berat'ın abisi. Osman amca, kapıyı aç. Neredeler? İçerideler. Hatta başucunda bir de kız vardı. Sessiz olun lütfen. Hastalarımızı rahatsız etmeyelim. Başlatma lan şimdi hastalarından. Burada bir tane hasta yatıyormuş. Nereye gitti onu söyle. Bilmem, tuvalete falan kalkmıştır herhalde. Kardeşim dalga mı geçiyorsun? 50 yataklı hastane sanki burası. 2 tane oda var topu topu. Nasıl fark etmez? Hastam nöbet geçirdi. Onunla uğraşıyordum. Bilmiyorum gerçekten. Kimse yoktur komutanım. Her yere bakın. Çabuk çabuk çabuk. Allah kahretsin. Şöyle, kaçakları nereye sakladın, yoksa seni yardımcıya tatlıktan içeri atarım. Bakın memur bey, burası bir hastane. Ben de bir doktorum. Ve ettiğim yemin gereği ilk önceliğim bu hastaların hayatını kurtarmaktır. Kapıma gelmiş birini sırf kimliği yok diye geri çeviremem. Kaçmalarına yardım etmek de suça iştiraktır. Duydun mu beni? Burası nezarethane değil. Bir sağlık ocağı. Gitmek isteyeni de zorla tutamam. Bu emniyet güçlerinin görevi, benim değil. Ulan elinizin altından kaçırdınız adamı, vallahi bravo.
Toplanın. Gidiyoruz. Gidiyorlar. Hadi hazırlanın çabuk. Çıkıyoruz biz de. Hadi. Yok yok, biz boşu boşuna heyecan yaptık. Berat nadir değildi belki de. Ha? Olamaz mı? Ya bir saçmalama Allah aşkına Ziya ya. Ya buz gibi Berat Nadir kaçırdı o doktor ya jandarmaları görünce. Ama ben ona yapacağımı biliyorum bak. Yazdım bir kenara onu. Ya gerçi orası da öyle yani. Jandarma da boşu boşuna eşkali tutuyor demezdi. Yani. Sağ ol Osman amcam. Hayatımızı borçluyuz sana. Bir tatlı olun yollarda, değil mi? Bu iyiliğini unutmayacağız Osman abi. Sağ olasın. Hadi hadi. Yolcu yolda gerek. Fazla oyalanmayın. Hadi bakalım bismillah. Sen bu saate kadar ya. Emniyetteydim. Uğraşıp duruyoruz Nadir sülalesiyle. İyice Arap saçına döndü işler. Bugün ifade verdiler. Ne diyorlarmış? Polise bir şey söylemediler doğru dürüst. Yarın ben ifadelerini alacağım bakalım. Çok zor bir durum valla. Sen ve Ali komiser bu şehre geldiğinizden beri Nadirler rahat yüzü görmedi. İyice gerilmiştir artık ipler. Vallahi gerildik yine gerildi. Ya hadi sen de kalk. Yarın zor bir gün olacak belli ki. Yorulmuşsundur. Dinlen biraz hadi. Ben yatarım birazdan. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sabaha karşı dağlardan, tepelerden, karışık dolaşık işlerden çıkıp geliyorsun. Korkmuyorsun. Beni karşında görünce mi korkuyorsun? Babacığım, iyiyim işte, merak etme. Ne yapsaydım? Berat orada bir başını hasta hasta mı bıraksaydım? Nasıl oğlan? İyi mi? Bir sakatlık yoktur inşallah. Sağlık ocağına jandarma geldi. Ama sağ olsun doktor çok iyi bir insandı. Bizi arkada bir eve yolladı tam vaktinde. Sonra Barzan abiye haber ettik, çıktık geldik. Beni de onlar bıraktı. Her şey illaki zor yoldan olacak bizim hayatımızda, öyle mi? Şöyle derin bir oh çekemeyeceğim sizin gibi evlatlarım olduğu sürece. Beni yanlış anlama. Allah başımdan eksik etmesin sizleri ama yeter be kızım. Kalbime inecek takatım kalmadı. Saatlerdir ben neler çektim, sen biliyorsun. Babacığım, sana söz veriyorum artık hiç üzmeyeceğim seni. Ama ne olur anlamaya çalış beni. Berat'ı o halde bırakamazdım. Ne olur affet beni. Tamam kızım. Hadi sen git yat. Baksana halim pek perişan. Bunları sonra konuşuruz. Hadi. Hadi git yat. Thank you.
Kimse gözükmeden gir içeri. Tamam hadi. Gel bakalım. Hadi abiciğim. Yat uzan dinle iyice. Çok halsiz düşmüşsün. Yarın sabah ben sana bir doktor getiririm. İyice bakar sana, tamam mı? Tamam abi. Abi! Şşt, kız, şortolu ayağa kaldırma. Güzelim. Güzel kardeşim. Ben bu anı görmek için Allah'a ne kadar yalvardım abi, sen biliyor musun? Nasılsın abi? İyiyim güzelim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. İyi misin? Ardil. Bak Berat'ı kimseye söylemeyeceğiz daha, tamam mı? Daha durumlar belli olana kadar dikkat edeceğiz. Seni tutuklamayacaklar değil mi abi? Bilmiyorum ki güzelim. Ya abi, keşke beni buraya getirmeseydin. Şimdi herkesin başı derde girecek benim yüzümden. Oğlum bırakın kötü kötü düşünmeyi. Hiçbir şey olmayacak, merak etmeyin. Peki sen Yasemin savcıyla konuşsan o bize yardım etmez mi abi? Bakalım. Yavaş, kız yavaş. Sussana ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Nazlı, görüşmeyeli? İyiyim, iyiyim. Bunun hesabını soracağım senden. Göreceksin bak. Çok acı çektireceğim sana. Birazdan ben sana soracağım mahkemeye giderken. İstersen enerjini fazla harcama İskender Ağa. Savcının karşısında ihtiyacın olacak. Ona da söyleyecek birkaç sözüm var. Merak etme sen. Ya vallahi pek tavsiye etmem ama yine de sen bilirsin tabii. Of, başımızı şişirdiniz ya. Götürün şu pislikleri. Pislik senin adındır. Bana bak, daha fazla başını belaya sökme istersen İskender Ağa. Bırak lan, kendim giderim ben. Ağam bir sus ne olur. Evet. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı İskender Bey? Vallahi dediğim gibi Sayın Savcım. Bizim bu olaylarla yakından uzaktan ilişkimiz yoktur. Biraderimle birlikte cuma namazını kıldıktan sonra doğruca eve gittik. Bütün gün dışarı çıkmadık. Ona kalkıp külliyen şahittir bu söylediklerime. Anlaşıldı İskender Bey. Çıkabilirsiniz. Sağ olun Sayın Savcım. Ağam. Ne oldu, neler sordu? Sence bizi bırakırlar? Vallahi ne bileyim Bedir. Karnın yüzü mahkeme duvarı gibi. Hiçbir şey belli olmuyor. Hiç boşuna umutlanmayın. Savcı hanım o delilleri gördükten sonra sizi hiçbir yere bırakmaz. Şimdi doğru nöbetçi mahkeme. İşiniz zor. Hadi yürüyün. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ediyorum. Anlaşıldı Sayın Savcım. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Baban kör duvarlar arasında ne haldedir bilmeyiz. Berat dağlarda aç mı yatar, tok mu yatar, nerelere başını koyar bilmeyiz. Gel hadi benimle. Bak bütün gamın kederini de alacak. Sana bir sürprizim var. Aman Barış'ım, bu kadar derdin arasında ne sürprizi bu oğlum? Ana. Gel hadi benimle. Gel. Ama bak gözünü kapatacaksın yoksa sürpriz bozulur. Gel hadi.
Böyle mi? Aç gözlerini. Berat! Anne. Oğlum. Anneciğim. Oğlum gelmiş. Anneciğim. Şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun. Ben çok özledim seni anneciğim. Ya ben? Dur bakayım sana şöyle. Ne olmuş sana? Bir deri bir kemik kalmışsın Berat'ım. Barzan, hasta mıdır? Nesi vardır bunun? Yok bir şey anam, merak etme. Biraz ateşi var. İyiyim anam, iyiyim. Olsun, sen geldin ya. Gerisi kolay. Ben seni iki sapa sağlam yaparım, merak etme. Oğlum benim. Çok şükür Allah'ıma, çok şükür ya Rabbim sana, çok şükür. Nasıl, beğendin mi sürprizimi? Böyle sürprize can kurban. Ben kahvaltı hazırlatayım sana. Herkes uyansın. Şey anne... Herkes uyansın. Oğlum gelmiş. Oğlum gelmiş. Senin Barzan Nadir'le yemeklere gitmen yakışık alıyor mu Yasemin? Ne işi var bir savcının ya? Bir suç çetesinin ferdiyle yemekte memekte. Yeter Ali, yeter. Ben çocuk değilim. Suçluyu suçsuzu ayırt edecek kadar mesleki aklım melekem var çok şükür. Barzan Nadir o aileden çok farklı. Babasını, amcasını, adamlarını mahkemeye sevk ettik işte. Hakim bakar, suçlu suçsuz karar verir. Sen nerede duracağını, sınırlarını bilmez oldun ama iyice. Senin bu konuya tarafsız yaklaşabildiğinden pek emin değilim artık Yasemin. Senin karşında savcı var, savcı. Sen beni neyle suçluyorsun? Tamam Yasemin, tamam. Daha fazla girilmeyelim biz. Allah Allah. Bitecek o tabağındakiler. Anne, tepeleme doluydu zaten. Boğulacağım artık, yeter ya. Dur. Kızım dur. Efendim Dicle. Tamam tamam, veriyorum. Al bakalım. Güzel gözlüm. İyiyim iyiyim. Çok iyiyim. Bir sen yoksun işte, bir eksiğim sensin. Ya Dicle, çıkıp gelsene. Annem harika bir kahvaltı hazırlamış. Hem Dicle de gelsin diyor bak. Oo, hayırdır Hazem Hanım? Maşallah. Gelin mi alıyorsunuz? Buyursun gelsin. Benim kapım herkese açıktır. Allah Allah. Gelecek tabii arkadaşı. Uğraşmayın ilk günden oğlanla. Barzan, babanlardan haber gelmedi daha. Kaçta salacaklar acaba? O arasak mı bir avukatlar ha? Ararım birazdan. Dicle geliyor. Ha abi, arkadan da birisi arıyor seni. Ha. Avukat arıyor, saldılar herhalde babamları. Ay hadi inşallah. Haberleri iyidir inşallah Sait Bey. Barzan, hayırdır? Kötü bir şey yok değil mi? Öyle mi? Tamam, ben hemen geliyorum. Ne olmuş oğlum? Babamları mahkemeye sevk etmişler. Biz de geliyoruz, yürü kız. Ya bir daha salmazlarsa, ya mahkeme tekrar tutuklarsa? Ağam bir şey yap. Ya hepiniz sakin olun ya da hiçbiriniz gelmeyin. Bir de sizle uğraşmayalım orada. Oğlum ben merakla kalayım, siz beni hemen haberdar edersiniz. Tamam anne. Babam sonunda yaptıklarının cezasını bulacak demek. Baban o senin oğlum. Dilim böyle konuşur ama ben bilirim ki içeri düşerse en başında sen gidersin yanına. Et tırnaktan ayrılmaz. Ne böyle konuşup beni üz, ne de kendini. Tamam anneciğim, tamam. Tutuklayalım, bir önce yola çıkacağız. Yolumuz uzundur. Tamam, söyledim. Şimdi getirirler Şanay'ı.
aklanıp geri geldiğimde bana attığın iftiraların hepsini fitil fitil getireceğim burnundan. Aslında seni en başından çekip vurmalıydım. Kim bilir kaç genci zehirledim bugüne kadar. Hain herif. Haydi gidiyoruz. Görüşeceğiz. Ne sesini pis gelip yürü. Ekber Jans'ın telefon konuşmalarında İnceçer'de yapılacak bir teslimattan bahsediliyor. Bahsi geçen saat ve mekanda yapılan baskında büyük bir parti mal ele geçiriliyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Doğrudur. İnceçay depomuzdan bir teslimat yaptık. Mahkeme kalemine söz konusu sevkiyatla ilgili belgeler teslim edilmişti Sayın Başkanım. İnceçay depomuzun adı öyle mi? Evet Sayın Hakim. 2 tır işlenmiş et ihraç ettik o gün Musul'a. Daha önce de benzer soruşturmalar yapılmış hakkınızda. Her taşın altından sizin çıkmanız da manidar değil mi? Evet Sayın Hakim. Çok manidar. İnsan biraz varlıklı mal mülk sahibi olunca bütün gözler üstüne dönüyor. Yakın zamanda bir takım kişiler ailemizden büyük miktarda haraç istedi. Haliyle vermedik. Ondan sonra soruşturmaların ardı arkası kesilmedi. Bilmem onlar ihbar ediyor. Günahı boynuna. Sayın Hakimim, Nadir ailesi Mardin havalesinde çok köklü bir geçmişi olan, tanınmış ve çok büyük miktarda gayrimenkulleri olan bir ailedir. Adli sicillerinde bugüne kadar bir tek trafik cezası dahi bulunmayan, düzenli bir şekilde vergilerini ödeyen saygın iş adamlarıdır. Hiçbir geçerli bir delile dayanmayan, böylesi bir soruşturmayla karşı karşıya kalmaktan büyük utanç duyan müvekkillerimin serbest bırakılmalarını talep ediyorum. Gereği düşünüldü. İddianame incelendi. Sanık ve vekiller dinlendi. Atılı olan suça dair yeterli delil bulunmaması nedeniyle iddianamenin reddine, sanıkların tahliyesine karar verildi. Geçmiş olsun. Kızım, hadi biraz daha ye. Hah, geldi. Şunlardan da al. Sağ olun teyzeciğim. Her şey çok güzel. Berat anlatırdı sizin mutfağın önünü. Haklıymış. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Yo, iyi ki geldin. Vallahi benim oğlanın gözleri ışıl ışıl parladı. Ya, sen de pek güzelmişsin maşallah. Şimdi anladın beni anacığım. Abini arıyor, bismillah. Alo, Barzan? Anacığım, müjdemi isterim. Babamla amcamı getiriyorum size. Çayı kahveyi hazır edin. Çok şükür Allah'ıma, çifte bayram kutluyoruz. Ya, ha, bir yaramazlık yoktur değil mi Barzan'ım? Yok, yok. Sadece birazcık yorulmuşlar işte. Hadi görüşürüz evde. Baba. Bu iddiaların çıkma sebebini bir anlatsana bana. Baş başayken konuşmak istedim. İyi bilirsin, ateş olmayan yerden duman çıkmazmış. Yok yani hani anlat da ben de nasıl bir belaya yürüdüğümüzü bileyim. Yeter be oğlum. Orada sorgu, burada sorgu. İftira işte. Bir mahkemede sen mi kuracaksın? Yetmedi mi geceden beri çektiğimiz? Baba bırak Allah aşkına ya. Ne iftirası bu böyle? Bu boyutta bir iftira falan olur mu? Yok deponun adıymış da bilmem nesiymiş de. Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Hadi tamam. Avukatınız iyi yırttı. İyi kurtardı sizi sahte belgelerle. Ama ben yutmadım. Anlatın gerçeği. Barzan, baban yorgun. Hasta zaten. Bir de sen yapma. Ya bir şey olsaydı salmazlardı zaten. Bir de sen düşman gibi konuşma. Ne oldu? Haber yok mu daha? Yok. Derdim biri bitiyor, biri başlıyor. Berat abim geldi diye sevinirken şimdi babamlar tutuklanırsa ne olacak halimiz? Yapma bu kadar. Kötüye yorma hemen. Bekle bakalım. Gelecek haber, görürsün bak. Heh, haberin geldi. Hadi aç telefonu. Alo, Nazlı ne oldu? Gerçekten.
Gerçekten mi? Tamam, ben hemen geliyorum. tamam, dur. Babamı çıkarmışlar, eve geliyorlarmış. Benim hemen gitmem lazım. Bak, gördün mü? Boşuna üzdün kendini. Hadi çabuk. Bağdat, ağalar yorgun argın gelirler şimdi. Dün akşamdan beri kursaklarına bir lokma bir şey girmemiştir. En sevdiği yemekleri hazırlayın, koyalım önlerine. Hadi bakalım, hazırlanın. Ben de kalkayım artık. Sizin telaşınız var. Otur Dicle, daha yeni geldin. Olur mu öyle şey? Yok, gideyim ben. Seni de iyi gördüm ya, içim rahat. Dicle, bak eğer babam için çekiniyorsan sana söyleyeyim. Babam seni görmeye alışmak zorunda, eli mecbur. Beni istiyorsa seni de isteyecek bu evde. Yok Berat, benim okula ödev teslim etmem lazım. Sen de yat dinlen, tamam? Ben geçiririm kızım, sen merak etme. Sen otur dinlen. Hadi gel kızım, geçireyim seni. Gene gel, he mi? Babamlar geldi mi? Eli kulağında, şimdi gelir kızım. Yüzün aydın Adil, ben Dicle. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Gidiyor muydun yoksa? Evet. Hadi sevdiğim kızın babasının hayatıyla oynamayacaksın. Adamlarını bir daha oraya salmayacaksın. O adamın saçının teline bir daha zarar gelirse baba, bak gerisine karışmam. Sen o 5 paralık kız için babana isyan mı edin? O kız benim karım olacak baba, lafını bilerek konuş. Duydun mu? Karısı olacakmış. Hiç güleceğim yoktu. Niyaz'ın kızı bu eve gelin gelecek. Kararını şimdi vereceksin baba. Ya bu işin peşini bırakırsın, ya da bu iş için attığın ilk adımda ben yokum. Anladın mı? Şimdi vereceksin kararını. Al lan kararımı. Ne işi var bu karının burada? Belki eski bir arkadaşını görmeye gelmiştir baba, konu belli mi olur? Arkadaşım var artık onun burada. Sayesinde oğlumuzun yüzüne hasret kaldık. Hala utanmadan ne dolaşıp durur bu karı burada? Baba böyle atıp tutmayı bir bırakıp yukarı çıkıp baksan, belki görürsün oğlunun suratını. Barzan? Oğlum yoksa? Barzan? Yoksa Berat geldi. Berat! Ağam hoş geldin. Çok şükür geçmişler olsun. Çekil ağam önümden, çekil. Ağam dur, gözünü seveyim. Tek başına bırakmayın, bir tatsızlık çıkmasın. Aman. Olmaz, bir şey olmaz. Ben bir doktor çağırıp geleyim. Oğlum! 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 Albayla konuştum, aramaya son vermişler. Hiçbir şey bulamamışlar mı? Yok. Neredeyse bütün il çapındaki hastaneler, sağlık ocakları, poliklinikler tek tek araştırıldı. Kaçaklardan en ufak iz yok. Elimizdekini göz göre göre kaçırdıktan sonra kodumsa bulardık. Kusura bakma müdürüm ama ben o konu hakkında o kadar emin değilim. Yok, ben eminim. Irazca'da o elimizden kaçırdığımız Berat Nadir'di. Ama mutlaka yakalayacağım. Göreceksin bak. Tanıdın mı Barzan'ın yanındakini? Evet. Bunların aile doktoru Arif. Çarşıda muayenehanesi var. Geçenlerde bizim hanımı götürmüştüm. Ali müdürüm bunu duymak isteyecektir. Alo müdürüm. Necmi, var mı gelişme? Sabahtan beri gelen giden pek çok. Önce Berat'ın kız arkadaşı geldi gitti. Berzan devamlı gidip geliyor. Az önce aile doktoru Arif Çelik'i getirdi konağa. Tabii.
Konakta saklıyorlar Berat'ı. Sakın gözünüzü ayırmayın, biz hemen geliyoruz. Kalk kalk gidiyoruz. Oğlum. Bak kapıda polisler var ha. Senin burada olduğunu anladılar mı o lası alıp götürürler. Onun için pencerelere, kenarlara fazla yaklaşma, oldu mu? Çok hastalanmış oralarda, kendini toparlayamadı. Maazallah polisin eline düşerse ne yaparız ağam? Başka bir yerlere mi kaçırsak? Buyurun Arif Bey. Berat burada. Geçmiş olsun hepinize. Sağ olun doktor. Doktor, şu genci bir güzel elden geçiriver ha. Anası merak ediyor. Genç onlar canım, ne olur onlara. Aslan gibi maşallah. Hadi bizi baş başa bırakın da ben bir muayene edeyim oğlanı. Sağ olun doktor. Yemeğe kadar biraz atıştırırsın ama çok da yeme. Akşama büyük hazırlık var. Vallahi acıkmışım. Ya insan sinirden anlamıyor aç mı tok mu. Geceden beri ağzıma bir lokma girmedi. Eline sağlık Hayriye. Vallahi doğrusu ağa çıkar gelir, zor da bırakır, işin içinden sıyrılır diye düşündüm ama hayret. Ağa mı benim? Hiç öyle şey yapar? Ya fesatsın Hayriye, vallahi için kötü senin. Ya şu nimeti insanın boğazına dizme çıkar çıkmaz. Buyurun, buyurun. Gelin. Berat gayet iyi. Biraz takviye yapacağız. Ben bir serum yollarım hemşireye. Şöyle kuvvetlice bir vitamin kokteyli yapılır. Bir de günlük kapları var. Buraya yazdım. Birkaç hafta eskisi gibi olur. Sağ olun doktor. Vallahi içimi rahatlattım doktor. Geçmiş olsun. Ben sizi geçireyim Arif Bey. Güle güle doktor. Hadi hadi çabuk çabuk. Yasemin, yardımına ihtiyacım var. Sana bir şey danışacağım. Tabii tabii Barzan, hayırdır ne oldu? Berat eve döndü. Aa, öyle mi? Çok sevindim, çok güzel bir haber bu. Gözün aydın. Vallahi aydınlık mı değil mi işte, onu seninle bir konuşmam gerekiyor. Tamam, ne zaman istersen uğra konuşalım. Ne yapabiliriz, ona nasıl yardımcı olabiliriz bir bakalım. Çok sağ ol, görüşürüz. Ben babayım. Babaların kusurlarına bakılmaz. Böyle babamızın her parladığında çekip gitseydik biz büyürken, oho! Siz de bizim kusurlarımızı hoş göreceksiniz. Babamızdır, büyüğümüzdür deyip eser gürler geçer diyeceksiniz. Baba. Berat, güzel haberlerim var. Görüştüm savcılığınla. Sana yardımcı olacak. Bize de durumla ilgili bilgi verecek. O karıyı mı aradın oğlum sen? Delirdin mi? Polise ihbar ederse, ya oğlanı alıp götürürlerse ne yapacaksın? Baba, kadın neden böyle bir şey yapsın? Niye ihbar etsin polise Berat'ı? Herkesin aklı kötülükte değil demek ki baba. Çok biliyorsunuz siz. Yarın kapıya polisler dayanırsa o zaman görürüm ben. Oğlum bu sakalları ben değirmende ağartmadım. Bir şey biliyoruz da onun için konuşuyoruz herhalde. Baba yapma Allah aşkına ya. Bu çocuk ömrünün sonuna kadar saklanarak yaşayamaz ki, değil mi? Durumunun bir şekilde aydınlığa kavuşması gerekiyor yasal olarak. Ben de o yüzden aradım ve yardım istedim. Amma abarttın ha. Aha gene başladılar ha. Daha dün bir bugün iki. Vallahi seni bu babam var ya hiç haldan anlamıyor ha. Ya biraz kız sesini azıcık kız. Suyuna git oğlanın. Yok. Bağırarak her işi hont 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 hont. Ya neyin kavgasını yapıyorlar? Ne güzel babamlar salındı. Berat abi eve döndü. Her şey yolunda. Siz ikiniz burada kalın. Diğerleri benimle gez. Çabuk. Aç aç. Aç. Hayırdır müdürüm? Nedir mevzu? Çekil önüne çekil. Berat Nadir nerede? Ali müdür. Berat yoktur burada. Bilmiyorsun. Dağdadır o. Çekil önümden. Bakacağız bakalım dağda bu nerede? Çekil.
Berat yok burada müdürüm. Yok benim oğlum burada. Hem siz ne hakla bizim evimize girersiniz 10 kişi birden ha? Ne istiyorsunuz bizden? Çabuk çıkın dışarı defolun. Ne hakla gireceğiz ya? Kanun hakkıyla giriyoruz hanımefendi. Çekilin çabuk kenara yoksa işimize mani olmaktan siz de suçlu olursunuz çabuk. Çekilmiyorum. Al işte gördün mü? Senin karnın yediği haltı gördün mü? Ya şimdi bu çocuğu alıp götürürlerse ne yapacaksın ha? Berat sen kal burada. Sessiz kalın burada. Halledip geliyorum hemen. Halledecekmiş. Neyi halledeceksin? Oğlum ailemize kan davası var adamların. Asacaklar hepimizi. Halledecekmiş. Çekil şuradan. Sen sesini çıkarma. Dur oraya. Ya odaları arayın. Çabuk sen arkaya. Arayamazsınız. Ya yürürmem. Hanımefendi çık. Yettiniz be. Siz kim oluyorsunuz da destursuz benim evime dalıyorsunuz? Evinizde bir tane kanun kaçağı saklıyormuşsunuz. Çekilin yolumuzdan da işimize mani olmayın bizim. Bu evde kaçak maçak falan yok. Çok ileri gidiyorsunuz müdür bey. Baba sakin ol. Ali müdür, neye dayanarak böyle bir suçlamada bulunuyorsun? Sana hesap mı vereceğim? Çekilin önünden işime mani olmayın benim. Vereceksin. Vatandaşım ben, evime böyle giremezsin. Yok ya. Ailemi rahat bırakın. Aradığınız benim. Ben Berat Nadir. İşte Nadir ailesinin en makul insanı. Aferin delikanlı, alın şunu. Alamazsınız oğlumu. Benim oğlumu bu evden alamazsınız. Cesedimi çiğnersiniz, öyle alırsınız evladımı. Bas git işine müdür. Başına dert olma. Baba, yapma bırak. Sen emniyet mensuplarını tehdit mi ediyorsun? Vallahi bravo, devam et. Deket lan içine! Baba! Baba iyi misin? Baba iyi. Sen bunun hesabını vereceksin. Konuşma. Alın şunu. Alın şunu. Baba iyi misin? Baba iyi misin? İskender. Amca babamla kal. Adil koş babamın ilaçlarını getirdi. Ben emniyete gidiyorum. Barzan dikkatli olun oğlum. İskender.